Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün öncülüğünde başlatılan projede bir araya gelen akademisyen ve sektör temsilcileri Gaziantep gastronomisinin dünyadaki tanınırlığını arttırmayı ve daha sağlıklı bireyler yetişmesini amaçlıyor. Bugün Gaziantep mutfağını Slow Food'la tanıştırma amacıyla bir etkinlik yapmak istedik. Slow Food 1980'li yıllarda Carlo Petrini tarafından Fast Food'a karşı olarak başlatılan ve yerelleşmeyi, küresel değerler içerisinde yerel değerleri ön plana çıkartmayı savunan bir akımdır. Bugün de Gaziantep'in hali hazırda var olan değerlerine katma değer sağlayacağını düşündüğümüz için bu oluşumla mutfaklarımızı taşıtmak istiyoruz. Hedeflediğimiz nokta Gaziantep'te yerellik vurgusunu ön plana çıkartarak hali hazırda bereketli hilal denilen coğrafyada yaşadığımız için bu değerleri ön plana çıkartacak, uluslararasılaşma noktasında değerimizi arttıracak ve rekabet gücümüzü arttıracak. Çünkü çok fazla destinasyon var gastronomi noktasında ön plana çıkan. Uluslararasılaşma ve markalaşma noktasında Gaziantep'i kullanmak istiyoruz ve bu değerlerimizle beraber Gaziantep'in küresel imajına katkıda bulunmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bugün Slow Food tanıtımını yaptıktan sonra konvinyumumuzu kurduktan sonra konvinyum tanıtımında bulunacağız. Slow Food'a başlayacağız. Daha sonra Slow Food hangi başlık altında bunu yapacağımıza karar verirsek esnaflarımızla beraber bu başlık altındaki etkinliklerimizi planlayarak uygulamalı olarak faaliyete geçeceğiz. Mesela Terramate denilen bir uygulaması var Slow Food'un. Terramate dediğimiz toprak ana. Burada bizim hangi ürünlerimiz ön plana çıkmalı, hangi ürünlerimiz daha doğal yetiştirilmeli, hangi ürünlerimiz katkısız yetiştirilmeli, daha temiz, daha güvenli, daha iyi gıdaya nasıl ulaşmalıyız, gelecek nesillere nasıl katkıda, nasıl yatırımda bulunabiliriz, gelecek nesillerin sağlığını nasıl koruyabiliriz, sağlıklı bireylere nasıl ulaşabiliriz noktasında hareket edeceğiz. Biz Gaziantep gastronomisine yön verme noktasında yenilikleri takip eden bir yapı değil, yeniliklere yön veren bir yapı kurmak istiyoruz ve bu noktada hareket ediyoruz. Slow Food'u da buna bir araç olarak kullanmak istiyoruz. Ya bu 10 şehir nasıl? Bu 10 şehirden... Biliyorsunuz çağımızın şu an için son özellikle de 20 yılda aktif bir şekilde fast food tarzı dediğimiz ayak üzerinde ve koşturaraktan yeme alışkanlıklarının insanlara vermiş olduğu zararlar, vücudumuza vermiş olduğu rahatsızlıkları, bunların tam tersi olaraktan 1980'li yıllarda tekrardan bunun önüne geçilmesi için kurulmuş olan Slow Food adı altında, yani bizim aslında örf, adet ve annenelerimize göre oturaraktan yavaşça ve sindirerekten yememizi gerektiren doğru beslenmemizi bize yeniden hatırlatmamıza yardımcı olacak bir programı tekrardan burada başlatmış oluyoruz. Gaziantep mutfağı hem dünyanın önde gelen mutfaklarından birisi, çok güzel ikonik yemeklerimiz var, hem de Türk mutfağının öncül mutfaklarından birisi ve bu kapsamda bunu ulusal başarımızı nasıl uluslararası taşıyacağımız noktasında önemli stratejiler geliştirdik. Özellikle 4 basamaklı bir çözüm haritası, bir yol haritası geliştirdik ve bu yol haritası sonunda inşallah Gaziantep mutfağımızın dünya çapında da başarıya ulaşmasını sağlayacağız, öncülük edeceğiz. O şehrin vatandaşıymış gibi tanımlamak istiyor. Ben bir araştırma yaptım. Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler